İspanyol okulu pek çok eğitim enstitüsü gibi öğrenme sürecini daha etkili kılmak için dijital teknolojilerden faydalanıyor. Peki ama çocuklar okullarda kullanılan bu yenilikçi metotlardan gerektiği gibi yararlanabiliyor mu? İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Itaca Okulu'nun öğrencileri elektronik cihazları ders kitaplarından daha sık kullanıyor. Gruplar halinde çalışan öğrenciler okul projelerini hazırlamak için bulut veri depolama sisteminden faydalanıyor. Ayrıca matematik, tarih ve coğrafya gibi klasik derslerin yanı sıra robot tasarımı gibi dersler de alıyorlar. Hepimiz yeni teknolojileri çok seviyoruz. Sadece kitap okumayı gerektiren ödevlere kıyasla teknolojik ev ödevleri daha çok ilginizi çekiyor. Uzmanlar geleceğin mesleklerinin %90'ının dijital beceriler gerektireceğini öngörüyor. Bu nedenle eğitim kurumları için öğrencilerin ve eğitimcilerin günlük dijital teknoloji deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Teknolojiyi nasıl kullandığımızı ve gelecekte nasıl kullanmak istediğimizi analiz etmeyi hiç bırakmadık. Başka bir deyişle kendimize sürekli şu soruyu soruyoruz. Gelecek yıllar için hareket planımız ne? Itaca, Selfie adı verilen yeni çevrim içi öz düşünüm aracını Avrupa Birliği bünyesinde test eden 650 okuldan biri. Öğrencilerin ve eğitimcilerin anonim olarak fikirlerini belirttiği platform, teknolojiyi eğitimde kullanma becerileri üzerine her okula özel bir rapor hazırlıyor. Selfie platformu sayesinde 360 derece yaklaşımı ile bilgi topluyoruz. Bu sadece altyapı, cihazlar veya Wi-Fi ile ilgili değil. Aynı zamanda teknolojinin öğrenciler tarafından öğrenme sürecinde, iletişimde, ev ödevlerinde nasıl kullanıldığını da gösteriyor. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi ile Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Selfie tamamen ücretsiz ve tüm okulların kullanımına açık. Kullanımı son derece basit Selfie, okullara dijital teknolojiler açısından zayıf noktalarını göstererek eksikliklerini kapatma şansı tanıyor. Avrupa Komisyonu'nun dijital eğitim hareket planının bir parçası olan Selfie, 2019 yılının sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Avrupa Birliği üye devletlerinden ve Balkan ülkelerinden okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler temel kullanıcı hedef kitlesi. Selfie yazılımı Ekim ayı sonunda Polonya'nın başkenti Varşova'da bir lisede düzenlenen törenle resmi olarak uygulamaya girdi. 24 dilde hizmet veren yazılımın kısa süre içinde Türkçe, Sırpça, Rusça ve Gürcüce dillerinde de hizmet vermesi amaçlanıyor. Bir okul müdürü için kurumun ne durumda olduğunu bilmek önemli. Öğrenciler ne kadar başarılı, öğretmenler eğitim programı hakkında ne düşünüyor? Okulun teknolojik altyapısı yeterli mi? Selfie bu sorulara objektif cevaplar veriyor. Yazılımın amacı farklı okulları karşılaştırmak değil, okulların kendini geliştirmesine fırsat tanımak. Bu oldukça esnek ve modüler bir araç. Okulların ne durumda olduğunu görmesi için tasarlandı. Bir hedefe ulaşmak veya okulları birbiriyle karşılaştırmak için değil. Bu gerçekten bir okulun bir selfie, bir snapshot çekmesine benzetilebilir. Selfie'yi okulunuzda kullanmak için yazılımı Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinden indirebilirsiniz.